Merhaba arkadaşlar, Nurgül'ün Tığ ve İğniyoları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için beğeni ve yorum yapmayı unutmayalım. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir, zil butonunu açarak da çektiğim videolardan haberdar olabilirsiniz. Evet arkadaşlar, Instagram hesabım Nurgül'ün Tığ ve İğniyoları. Şöyle bir baktım arkadaşlar, Instagram hesabıma hep böyle pembeler, sarılar, maviler, morlar, şöyle bahar çiçekleri gibi çok güzel ama bu sefer de farklı bir renk deneyim dedim. Hem izleyicilerimizin gözüne farklı bir renklilik gelsin. Farklı bir iple size bir model hazırladım. Modelimiz şu şekilde arkadaşlar. Modelimiz gördüğünüz gibi çok zarif, basit, hafif bir model. Hep ağır modeller çekiyoruz. Dedim ağır modellerden de sıkıldıysanız size bu şekilde yapılışı kolay, görünüşü güzel, zarif bir model olan bu çiçek yapraklar arasında arkadaşlar kirpikli yapraklar arasında böyle kirpikli çiçek hazırladım modelimiz bu şekilde arkadaşlar çok hoş ve çok zarif gördüğünüz gibi İnşallah bu zariflik kameraya da bu şekilde yansıyordur Evet modelimiz bu arkadaşlar bu arada bütün çektiğim videoların yakın planı resimleri Instagram hesabım Nurgül'ün TV iniyorlarında arkadaşlar. Bayağıdır söylemek istiyordum. Hep unutuyorum videolarımda söylemeyi. Instagram hesabımda bütün yaptığım resimlerin yakın çekimi var arkadaşlar. Bakıp beğendiğinizi yapmak isteyenler oradan resimlerime bakabilirsiniz. Evet şimdi modelimizin yapım kısmına geçelim. Evet arkadaşlar ara suyuna iki tane bu şekilde kirpikli trabzanlarımızı yaptık, yapraklarımızı yaptık Ve sık iğnemizi yaparak başlayacağım 2 tane Koydum Siz 3 tane koyun 3 taneden fazla güzel durmaz Örneğimiz zarif ve hafif bir örnek arkadaşlar 3 tane bu kirpikli trabzanlardan sonra Bu ana yuvasını Yapabilirsiniz Şimdi ana yuva ile başlayalım Bu şekilde sık iğne ile arkadaşlar Tığımın numarası da 21 bu arada. Sık iğne ile tığ battığımızın içine girdik ve buraya arkadaşlar dibine bir zincir çekiyorum. Tüm örümceklerimin dibine arkadaşlar ara suyu olarak kullandığım örümceklerin dibine bir tane sık iğne yap zincir yapıyorum pardon. Sık iğnemizin üzerine bir tane zincir yaptık. Şöyle ipimi uzatıp buraya orta boy bir örümcek yapıyorum arkadaşlar. Şu şekilde. Örümceğimin boyutu. 2 defa tığımın başını doluyorum. 3 tığ battı atlayıp 4. tığ battımın arasına giriyorum. 1 2 2 olarak aldım. Bu şekilde arkadaşlar buraya bir trabzanımı yaptım. 7 tane zincir çekiyorum. 7 zincirimi kapattım bu yaptığım arkadaşlar trabzanımın tepesini çiçeğimiz için buraya 7 zincirden yuva yaptım geriye kalan kısma da 6 tane sık iğne yapıyorum 2 3 4 5 ve 6 hemen arkadaşlar 7. de aynı tığ battının içine girip bu şekilde buraya bir sık iğne yapıyorum evet yaptığımız sık iğne ile trabzan bu şekilde oldu arkadaşlar Sık iğneli trabzanımız bu. Örümceğimiz ve iki defa doladığımız üzerine yedi tane sık iğne yaptığımız trabzanımız bu şekilde. Şimdi yine bir zincir çekiyorum. Bu kirpikli trabzanlara geçeceğim. Aynı büyüklükte ipimi uzattım. Buraya bir örümcek yaptım. Kapattım. İki defa tığımın başını doladım. Yine üç tane tığ battı sayıyorum. Bir, iki, üç, dördüncü tığ battımın içine bir iki 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 alarak girdim bu şekilde buraya yine aynı büyüklükte bir trabzan yaptım 7 tane zincir çekiyorum 7 zincirimi bu yapmış olduğum trabzanıma kapattım bu şekilde bir tane buraya 7 zincirden kirpik yaptım diğerlerini 6 zincirden yapıyorum dönüş olduğu için Ilk kirpik olduğu için daha doğrusu arkadaşlar. Bu ikinci kirpiğim. Yine altı zincir. Ve kapattım. Geriye kalan kısma da 5 tane sık iğne yapıyorum. 3 kirpiğimden artan kısma 5 tane sık iğne yapıyorum. 2, 3, 4 ve 5. Arkadaşlar şimdi bu şekilde de 3 kirpikli trabzanımızı yaptık. Bakın Ara mesafeniz bu şekilde eğer tığ battınız iki zincirle ise hemen dibine batabilirsiniz. 3 yani üç ise eğer minik minik tığ battılarınız varsa bir tık ileri sık iğne ile girebilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde hemen marullanmasını önlemek için aynı tığ battığının için arkadaşlar giriyorum. Sık iğne yapıyorum. Bakın bu şekilde 6. sık iğnemi yaptım. Yine bir zincirimi çektim. Yani bazı işler arkadaşlar sizin göz kararınıza yaptığınız işin büyüklüğüne göre değişir. Marullanmasını istemiyorsanız bir tık ileri. Kendiniz, kendini herkesin el ayarı farklıdır çünkü. 1 2 3 4.'ye 1 2 2 2 olarak aldım. Bu şekilde. Bakın arkadaşlar. Bu uzaklık aslında görününce çok uzak gibi duruyor ama değil. Bunu yapınca bu şekil alıyor. Aynı şekilde 7 zincir çekiyorum. Kapattım buraya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kapattım kirpik olarak. Yine 6 zincir. 3 tane kirpiğim oldu trabzanımın üzerine ve geriye kalan bu trabzana 5 tane sık iğne yapıyorum 1 2 3 4 ve 5 6. da arkadaşlar hemen dibine bu şekilde kapattım yine bir zincir çektim yaptığım arkadaşlar bu kirpikli şöyle biraz zincirimi geri çekeyim bakın arkadaşlar bu şekilde yuvasını ve iki tane kirpiğini yaptık. Şöyle netleştirelim arkadaşlar. Şimdi çiçeğimizin yapım kısmına geçelim. Evet arkadaşlar ortada yaptığımız 7 zincirli yuvanın içine bu şekilde Evet arkadaşlar. Ortada yaptığımız çiçeğimiz için 7 zincirli yuvanın içine sık iğne ile bu şekilde giriyorum. İpimi buraya tutturdum. 7 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Kapattım 7 zincirimi. Kirpik yaptım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Kirpik yaptım. Bu şekilde 5 tane kirpik yapacağız. 1 2 3 4 5 6 ve 7. 3. 1 2 3 4 6 ve 7. Aynı yere arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 ve 7. Yeşil yuvanın içine 5 tane 7 zincirde kirpimi yaptım. Şimdi 10 tane zincir çekiyorum üzerine. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 zincir. 10 zincirimi çektim. Şöyle çiçeğimi ters tarafına çevirdim. Bir tanesini bırakıyorum arkadaşlar. Boş. İkincisinin içine 10 zincirimi kapattım. Buraya yuva yaptım. 10 zincir. Yine 10 zincirimi çektim. Yine bir tane bırakıp ikincinin arasından sık iğne ile kapattım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 zincir. Hemen arkadaşlar yeşil yuvaya bu şekilde boşluğa kapatıp sık iğne yapıyorum. Yani ilk yaptığım kipriğin dibine. Bir zincirle şunu keselim. Bir zincirle dönüyorum arkadaşlar bu şekilde. Yaptığım bu 10 zincirli yuvanın içine sık iğne ile girdim. Evet. Gözünüzü yormaması adına arkadaşlar şöyle bir makas darbesiyle onu yok ettim. Evet. Şimdi bu yaptığımız yuvalara 4 tane sık iğne yapıyorum. 2, 3 ve 4. 4 tane sık iğnemizi yaptım. 5 zincir çekiyorum. Kapattım. Hemen birinci kirpik olarak bu 10 zincirli yuvamın içine. 1, 1, 2, 3, 4, 5. Kapatıyorum arkadaşlar. Bu da ikinci kirpiğim. Yine 5 zincir. 1, 2, 3, 5 zincir. Onu da kapattım. Aynı şekilde 10 zincirli yuvamın içinde bu şekilde 3 tane kirpik bu tarafına da 4 sık iğne yapıyorum 1 2 3 eşit şekilde 4 sık iğne sağ 4 sık iğne sol ortada 3 tane 5 zincirden kirpik arkadaşlar sıradaki yuvamın içine geçtim 1 2 3 ve 4 4 tane sık iğnemi yaptım 1 2 3 4 5 zincir Kapatıyorum arkadaşlar. Birinci kirpiğim. Beş zincir. İkinci kirpiğim. Bir, iki, üç, dört, beş zincir. Üçüncü kirpiğim. Şimdi arkadaşlar buraya yine aynı şekilde dört tane sık iğne yapıyorum. İki, üç ve dört. Evet. ikinci yuvayı da bu şekilde tamamladık arkadaşlar. Sıra Sonuncu yuvaya geçiyoruz. Aynı şekilde sık iğne ile 1 2 3 ve 4. 4. sık iğnemi yaptım. 5 zincir. Kapattım arkadaşlar sık iğnemin. Sık iğnemle daha doğrusu yuvaya 1 5 zincir 2 1 3 4 5 zincir Kapatıyorum arkadaşlar. Kirpiklerim tamam. 5 zincirden 3 tane kirpiği yaptım. Bu kalan yere de 1, 2, 3 ve 4. 4 tane sık iğneyi yine bu şekilde yaptım. Bir tane de arkadaşlar şöyle meyilli durmasını istediğim için yuvada, yeşil yuvaya da bir sık iğne ile giriyorum. Şöyle sık iğne ile girip güzel bir oyuntu sağ bir tane zincir çekip ipimi koparıyorum. İşlemimiz bu kadar arkadaşlar. Hemen ipimi arkaya çekip yakacağım. Arkadaşlar i̇şte modelimiz bu şekilde. Ara dallarımızın üzerinde çiçeklerimiz çiçek açtı, bahar gibi açtı. Yani bir de bu renkle deneyelim dedik arkadaşlar. Evet arkadaşlar modelimiz bu şekilde çok hoş oldu. Çimenlerin arasında açan çiğdemler gibi oldu. Çok zarif çok da hoş oldu. Ara suyuyla beraber de arkadaşlar birbirini kirpik olarak hem içi hem dış şekli tamamladı. Bu ara suyu buna hani derler ya cuk oturdu diye. Bu ara suyu, bu çiçeğimize tam oldu arkadaşlar. Kirpikli çiçekler, kirpikli ara suyu çok zarif bir model oldu. Dediğim gibi sıkılanlar için arkadaşlar ağır modellerden çok hoş bir model yapmanızı tavsiye ederim. Yapacak arkadaşlarımıza kolay gelsin. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşça kalın.